Değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Hafta içinde biliyorsunuz bazı tatsız olaylar yaşandı. Takımımızla alakalı, başkanımızla alakalı dedikodular çıktı. Bizim Ankaragücü başkanıyla hiçbir sorunumuz olmadığını söylemek isterim. Ankaragücü takımı başkanı benim için çok özel bir yerdedir. Hakikaten bayılıyorum yani. Kendisiyle zaten uzun telefon konuşmamızda gayet terbiyeli, düzgün bir şekilde konuşmuştuk. Tamam. İnandım. Aramızda basının söylediği gibi, basının söylediği küfürleşmeler, bilmem neler bunlar asla olmadı. Başkanım beni aradı. Dedi ki sezon sonuna kadar bu takımın sana ihtiyacı var. Ulan bırak! Ve ben de sezon sonuna kadar bu takım bana ihtiyacı olduğu için takımda kalma kararı aldım. Sezon sonunda ne gösterir, ne olur onu bilemiyorum. Ama şu anda takımın başındayım arkadaşlar. Umuyorum ki güzel şeyler başaracağız. Yok oğlum ya, niye takımın başında kaldık? Ya yok başkan işte aradı, onunla küfürleştik biliyorsun falan filan. Sonra işte büyük takımlar geldiler. İşte seni alacağız, mı alacağız falan filan bilmem ne. Ondan sonra neymiş efendim, yok işte başarın yokmuş, yok işte şu anda daha yarım sezondur bu ligde antrenörlük yapıyorsun falan filan. Ben dedim ki hayırdır dedim ya, siz dedim kimle konuşuyorsunuz, ben dedim geleceğin en iyi hocalarından biri olacağım, sen dedi geleceğin iyi hocası ol, o zaman görüşürüz. Ben dedim o zaman hiç görüşmemize gerek yok kardeş dedim, yol verdim. Ondan sonra oğlum işsiz kalacağız, parasız kalacağız falan filan, başkanı yardım dedim, başkanım dedim özür dilerim hani bir şekilde dedim beni affetsiniz olur mu falan. Başkan dedi sokarım dedi özür dedi sana da falan dedim. Başkan dedi sen haklısın falan filan, affetti, özür dedik affetti. Ama basına şimdi öyle vermeyelim ki şey olmasın ya, tamam mı? Öyle basında öyle şey, sen de birileri sorarsa falan filan, işte başkan aradı hocam ne olur kal falan filan dedi, öyle şey yaparsın. Yönetim kurulu olarak size Galatasaray Kulübü Teknik Direktörlüğü teklif ediyoruz. En kısa zamanda yanıtınızı bekliyoruz. Takımı yarı yolda bırakamam. Belki sezon sonu. Puan durumu Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Kötü oldu. 8.yiz. 48. 5.53 Antalya. Arada 5 puanlık bir fark var. Geçin bakalım geçin. Tamam. Tamam heyecan yapmayın. Tamam eyvallah. Eyvallah tamam. Tamam çocuklar alkışa gerek yok. Eyvallah tamam. Sağ olun kaldık takımdayız. Takımdayız sizlerle beraberim. Hocam bunu toplantıya almasa mıydık ya? Şu Osterwolde ile Hanusak. İstiyorsan çık, ayıp mı olur? Tamam kalsınlar. Ostercim kal, tamam toplantıya kal. Şimdi çocuklar kaldık eyvallah. Ama ne yaptınız son maçta? Veda maçı dedim. Benim için oynayın dedim. Ha dedim ki yani benim için oynarsanız belki kazanırsınız dedim. Ama ne yaptınız? Kaybettiniz çocuklar. Ha kaybedebilir miyiz? Tabii ki kaybedebiliriz. Kazanmak var, kaybetmek var. He ama siz o topu oynamıyorsanız. O zaman ben de. Oğlum biz yeni geldik ama bakın yine gider yapıyoruz adamları. Neyse. Yani kaybedebilirsiniz, o zaman ben de ne yaparım sizlerle konuşurum, niye kaybettiniz falan filan derim, tamam çocuklar. Şimdi herkes bir kendine gelsin, herkes bir silkelensin, yeni bir başlangıç yapıyoruz, tamam mı? Yeni bir başlangıç yapıyoruz gençler. Tamam Avrupa'ya gitmek istiyoruz, Antalya Spor var önümüzde, birileri var önümüzde, 5 puan öndeler. Ama fark etmez, biz bugünden sonra kalan maçlarımızı kazanırsak Avrupa'ya neden gitmeyelim ya? Neden gitmeyelim Avrupa'ya? Çıkın bugün, deplasmanda oynuyorsunuz, yapmanız gereken tek bir şey var. Gol atmanızı istemiyorum. Bak teknik direktörler ne çalıştırıyorlar? Nasıl gol atarız? Hayır ben bunu istemiyorum. Bizim yapmamız gereken gol atmak değil, iyi oynamak değil. Tek bir şey istiyorum. Ceza sahası içinde topu bayraya verin. Başka bir şey yapmayın. Sen, Nusa, gittin. Kaleciyle karşı karşıyasın. Kaleci hiç alınmadın. Geçtin. Kale bomboş. Vursan gol. Hayır. Gol atmayacaksın. Baya nerede? Orta sahada. Baya'ya döneceksin. Tamam. Felipe, gittin. 3 kişiyi geçtin. Kaleciyle karşı karşıyasın. Kalecinin de üstünü aşıttın. Bomboş. Dokunsan gol. Çizgi. Tribünler ayakta. Hayır. Geri dön Baya'ya. Hepiniz Baya oynayın. Başka hiçbir şey yapmayın tamam mı? Hadi çıkın. Hadi oğullarım benim be. Hadi benim koçlarım be. Çıkın oynayın be. Yürü Nusa. Biraz ayrı kaldık takımdan ama özlemişim takımı. Yürü oğlum. Çok iyi pas. Felipe hareketlen. Geldi Baya geldi. Başka bir şey yapmana gerek yok. Ceza sahası içinde Baya topla buluşturun. Anda başka bir şey yapmanıza gerek yok diyorum oğlum size. Bu ne oluyor ya? Yapmanız gereken hiçbir şey yok. Oğlum bunlar beni yemeğe mi kalktı lan acaba? Dakika bir gol bir. He? Hocam lan gidiyoruz gidiyoruz dedik o hafta. Bizim yemeğe kalktılar acaba bunlar? Baksana kaldık başkan dedi ki tamam arkandayım falan filan. Baksana bir anda goller muller. Ceza sahası içinde Baya ile topu buluşturacaksınız koçlar. Nusa yanlışlıkla gol attın hemen götün kalkmasın. Yalandan bir tane gol attın artık triplere girme bak, triplere bak hadi. Hadi Florentino, hadi Ali. Oradan nereye gidiyor herkes geçip. Hadi. Oster. Hadi oğlum al onu. Hele. Oo yine aynı hata. Yine aynı hata. Yine aynı hata. Klasik. Şaşmaz. Şaşmaz. Bizim sol bek, sağ bek şaşmaz. Aldığımız topu geri veririz. Şaşmaz. Şaşmaz ya. Çıkart oradan. Çıkart oradan. Çık hadi. Çık 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 çık. Hocam bu çocuğun top sürme hastalığı var. Golcüyle. Yapar o. Tek başına da girer. Her şeyi yapar. Hiç olmadı korner kazandırır. Gol geldi. Ali vur. Ah be. Eyvallah güzel. Hadi moral bozmayın çocuklar. Hadi. Kafundi çok iyi be oğlum. Defansa iyi yardım etti. Şimdi hızlı çıkın. Osterwolde yürü. Nusa hadi. Hadi. Çok bekliyorsunuz. Adamlar defansa geliyorlar bak. Kontra atağa çıkacağımız zaman biraz çok beklediğiniz için adamlar geliyor.
Yürü Nusa. Nusa biraz daha hareketli sanki bugün değil mi? Aferin Oster. Tamam. Kaptırdın. Yardım edin. Yine sol bekten yiyoruz golü. Adam uçuyor. Bizde Felipe'nin yapamadığını yapıyor adam. Uçuyor. Çok güzel. Harikasın Ato. Hayır. Aman. İki pasta gol yiyoruz ya. Şuraya bak adam arkası dönük bomboş pas atıyor. Benim defanslarım, stoperlerim yoklar ya. İyi geldik. Oyna. Golcü. Golcü yapmak gerekeni biliyorsun. Şu topu şu zaten. Çocuklar bu maç daha bitmedi. Bak bizde öyle bir oyuncu var ki. Süper Lig'de böyle bir oyuncu yok. Siz ona sahipsiniz. Tamam. Yapmanız gereken tek bir şey var oğlum ya. Gol yemeyin ya. Ya zaten atacak. Osterwold'a Allah aşkına ya, bir topu kaptı eli şükür. Siz zaten atacaksınız. Gol yemin yeter. Çıkart artık. Çocuklar konuştuğumuz gibi deplasmandayız. Bir semt takımı. Ne konuştuk sizinle? Gol yemin. Bizim takım gol atacaktır. Ben bu maçtan güzel bir skor bekliyorum. 4-2 gibi bir skor bekliyorum. Hadi koçlarım benim. Yapmanız gereken tek bir şey var. Biraz top kapın. Başka bir şey yapmayın. Top kapın. Florentino biraz göster ağırlığını. Bek nereye geliyorsun bek? Göster ağırlığını. İzin vermeyin. Offside yok mu hocam? İzin vermeyin. Çok rahat geçmiyor. Hato. Yine bomboş. Allah'tan atamadı. Geldi Allah'tan aldı da. Oğlum sen niye bu topu ayağından açıyorsun sürekli? Hadi Puffin'da hadi. Adama Baya'ya bak Baya'ya. Tek topları nasıl oynuyor bak. Yürü Nusa. Oster bindirdi. Yürü. Şimdi yürü. Aç ortaya Baya'ya. Ya oğlum bu çocuk hasta ya. Tamam. Ya Oster bütün topları kaybediyorsun abicim. Lan bir kere de gitme. Aha koydu çocuğu koydu affetmez. Ulan ayağını çıkarttı. Nusa vur. Gol. Oh be. Oh. Evet şimdi bakalım soyunma odasında neler var. Açık konuşayım Nusa'nın bu maçta yorulduğunu düşünüyorum. Felipe. Senden şöyle bir şey isteyeceğim. Biraz daha Baya'ya yakın oynar mısın? Kanattan fazla gitmeyelim. Pedrinho, Puffin diyor oldu. Gel abicim. Hanusek, Osterwolder'in yerine giriyorsun. Atakları da geride kal. Çok çıkmayın. Çepas, Nusa'nın yerine sen gir. Aferin çocuklar hadi. Ya hiçbir şey olmaz. Sakın hata yapma. Ya yapmayın oğlum ya. Neden sürekli hata yapıyorsunuz ya? Ya niye sürekli hata yapıyorsunuz? Ya olacak iş değil be kardeşim ya. Ulan her maçta hata olur mu ya? Ya bu nasıl bir hata oğlum ya? Burada mı zıplıyor? Ya bu böyle bir gerizekalılık olamaz ya. Sen harbi gerizekalısın ya. Ya ileride çocuklar hayatı kaymış. Gol atacağız diye. Siz niye sürekli hata yapıyorsunuz oğlum ya? Hangi maldı o? Ya Tiav. Bir de Milan oyuncusu değil mi bu? Attığı pasa bak gerizekalının ya. Çok iyi. Yürüşe bas. Hadi. Bayağı atın lan. Hadi oğlum. Vur lan. Gol be. Pablo Felipe. İyi ki seni biraz daha oraya çektim. Hocam hareketi görüyor musun? Pedrinho'yu oraya çektiğimiz için ceza sahası içinde kaldı attı golü. Yoksa dışarıda kalacaktı. Bak yine hata yapacaklar. Of. Allah'tan Hato mükemmel döndü. Şimdi müthiş pas. Hato sen neler yapıyorsun? Bitir maçı. Bitir. Çok iyi. Felipe. Yap oğlum. Hadi. Öyle bir şut yok. Maçı bitir bari. Hayır. Lan. Uzaklaştırın. Lan hayır. Son saniye gol yemeğiyle bomboş adam biri. Vur. Oh be. Bir dakika. Bu nedir abi? Bana bunu bir açıklasın abi. Şu nedir? Arkadaş. İyi bakın. Fiorentino. Burada. Tamam. Atak da şurada. Bak koşuyor. Sonra duruyor bak. Bak adam yanında bak duruyor. Bak izliyor. Bak yine duruyor. Bak yine duruyor. Duruyor. Bu nedir ya? Geçin çocuklar. Bravo. Tebrikler. Hepinize helal olsun öncelikle. Deplasmanda Kasımpaşa gibi bir takımı yenmek gerçekten zordu. Siz bugün bunu başardınız. 4 gol atarak başardınız. Ama bir iyi yönü var. Bir kötü yönü var.
4 gol attık ya. Deplasmanda 4 gol atan bir takımım var benim. Ama bir de 3 gol yiyen takımım var ya. Allah aşkına. Az kalsın bu takım bırakmak zorunda kalıyordum. Konyaspor mücadelesi. Yaptığınızı hatırlıyorsunuz. Orta sahadan kafayla kaleciye pas vermeye kalktınız. Gol yedik. Ha tiyav. Enchilate kulalisilalo. İlami kalabla. Sinde falagas. Minta falagas. Niye kalablas. Min yarasta por favor. Siantari. Men tiafo. Men tiafo. Ben tia. Entiante malagando. Estiampo. Siancanto. Ebeni ko. Bir daha olursa ko. Tamam. Hocam şimdi senin İtalyancan olmadığı için şey anlattım. Yapacağın oyunun da senin de dedim. Senin dedim burada dedim Ankara'da Çin Çin Mahallesi'ne gönderirim. Çin Çin Mahallesi'nde gerekeni sana yaparlar dedim. Hocam dedi Çin Çin ne dedi. Dedim boşver. Herkes akıllı olacak. 4 gollü galibiyet. Hepinizi seviyorum. Aferin adam olacaksınız. Bir dahaki maça çıkıyoruz. Bu takım Avrupa'ya gitmek istiyor. Ben istiyorum siz istemiyorsanız. Gidebilir. Fiorentino. Ya şimdi Portekizce konuşacağım anlamayacaklar. Türkçe konuşayım seninle. Oğlum son dakika lan. Son dakika ya. Ya maç bitecek. Bitecek. Birazdan maç bitecek. Ha sen diyorsun ki ben kiralığım. Abicim tamam da. Kiralık olabilirsin sen. Ondan sonra olmayabilirsin. Ama burada bir taraftar var ya. Ya bunlar buraya gelmişler. Ya buraya emek vermişler. Bak takım arkadaşlarım var. Avrupa'ya gitmek istiyorlar. Lütfen. O son dakikada şey görmeyeyim ne olur. Puan durumuna bir bakalım. Ne durumdayız puan durumunda? 7.yiz. 5. ile aramızda. Bir maçımız fazla ne yazık ki. Ne yazık ki fazla. Kazanırsa 5 puan devam eder. Kazanırsa. Hem Beşiktaş hem Antalya. Kimlerle oynuyorlar? Birazdan bakacağız. 53-52'ler şu anda. Şimdi 52 idi Beşiktaş. Beşiktaş kazanmış. Antalya 53'te 54. Antalya berabere kalmış. Şimdi bizim üzerimizde bir Konya bir Antalya var. 51'iz. 54-53. Hatay'la oynayacağız da kendi evimizde. Hadi koçlarım benim. Güzel bir maç olsun. Kazanan biz olalım. Bugün biraz daha sakin olacağım gerçekten. Hafta içi doktoru gözüktüm. Bayağı bir sinir varmış bende. Çok güzel. Bayağı aman sakatlanma. Bayağı bir sinir varmış. Biraz daha sakin olacağım. Çok boş. Çok. Aferin Ato. Aferin Ato. Yürü Pafundi. Yürü oğlum. Felipe niye yavaşsın oğlum? Niye gitmiyorsun ya? Bütün her şeyi bayağı yapsın bak. Her şeyi bayağı yapsın. Aferin Musa. Çok iyi. Yürü Pafundi. Yürü oğlum. Oyna şimdi. Vur oğlum. Vur lan. Vur. Uf! Erce kardeşlere bak ne kurtardı. Aferin Musa. Felipe. Çok iyi! Çok iyi! Aferin Ali! Aferin! Aynen devam. Çok rahat geçiyor. Çok rahat geçiyor. Geçirme. Bu kadar rahat geçirme. Aferin Osterwold'e. İlk defa bir işe yaradım be. Aynen Musa yürü. Yürü. Yürü istediğim yürü. Yürü Felipe yapma bunu sen yap. Yürü. Heh. Aferin lan. Çok iyi. Oyna Felipe. Canım gel bir de bizim evde de oyna. Gel. Aa iyi pas. Çok iyi geçti. Hemen bayağı. Tamam hemen. Çok iyi be. Tam bir dribble ya. Yürü. Bindirdi. Bindirdi. Yürü bayağı önüne. Bayağı önüne at lan. Bayağı at. Oster neredesin Oster? Yemeğin. Çok iyi at o. Çok iyi. At at at. Bayağı gidiyor be. Ulan nasıl görmüyorsunuz ya? Bayağı bayağı bayağı. Attı golcü. Golcü attı. Biliyordum. Biliyordum. Ceza sahası içerisinde atarsanız atar. Ceza sahası içerisinde atarsanız affetmez. Aklını alır takımın aklını. Ankara gücü. Taraftarlar sizler için gelsin be. Bu goller sizler için gelsin. Bu takımdan gidiyorum dediğim gün bile beni yalnız bırakmadınız lan. Helal olsun. Hayır. İzin vermeyin. Ya. Ooo. İşte feraset, işte meraset, işte kaleci. Koçum benim. Çok iyi. Çok iyi. Oha Pafundi ne yapıyorsunuz? Bayağı atış topu. Musa vur oğlum. Aa nasıl kaçtı? Ulan nasıl kaçtı ya? Vay 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 vay. İzin verme. Çok iyi Otto be. Şimdi yürü tekrar. Pafundi yürü. Yürüyün. Hadi. At onu bitir maçı. Korner mi? Ali atar bunu Ali. Ali atar bunu. Bizde bir daha. Şimdi oradan girişine Florentino. Hadi koçlarım benim. Yürü Pafundi. Ya bayağı şov yapıyor şov. Oha Erci'ye bak. Vur oğlum. Oh,
Mükemmel gol. Mükemmel gol. Mükemmel gol. Mükemmel gol. Maç sonu simület et. 3-0'dı en son. 3-0 bitti. Gegenpress'ten tiki-taka'yı aldık. Tiki-taka'yı aldığımız zaman sürekli pas yapmaya başladılar. O biraz iyi ama pres yapmıyorlar. Ama 3-0 kazanmasını bildik. 10 şutumuz var. Çok çok iyi oynadı takım. Çok çok iyi oynadı takım. Aferin çocuklar. İşte kötü olan geldi şimdi. Kötü olan geldi. Evet, oyuncu izleme raporları geldi. Erhan Bulut diye bir oyuncu bulduk burada. Erhan Bulut. Baktığımız zaman arkadaşlar daha 18 yaşında, 61-65 arası geni var diyor. 87-93 potansiyeli var diyor. Değeri 1.900 şu anda. Oyuncuyu reddet. Kafayı yiyeceğim. Oyuncuyu reddetmek istemiyorum. Oyuncuyu alamıyorum. Param yok. Bazı oyuncuların maaşından birazcık kesmemiz lazım. Evet, şimdi bir yerden düştük. Osterwold'da 16'ydı. 15-818 yaptık. Mali duruma 2000 lira geldi. Şimdi puan durumu. Ne yazık ki oyuncuyu kaçırdık. Puan durumu. Konya 56. Beşiktaş 59. Antalya 54. Biz de 54'üz şu anda. Antalya ile aynı puandayız. Konya ile aramızda 2 puanlı bir fark var. 2 puan. Ama bizim dezavantajımız şu. Biz Fenerbahçe ile oynuyoruz. Antalya ve Konya kimlerle oynuyor? Şu an siz benden görmüyorsunuz ama ben size söyleyeceğim. Görürsem tabii. Antalya deplasmanda Pendik'le oynuyor. Konya da Kasımpaşa ile oynuyor. Kasımpaşa gayet iyi bir takımdı. Umuyorum ki bugün puan ya da puanlar alır. Şimdi Dzeko, Tadic, Cengiz, Szymanski, Mert Hakan, Zayt, Cuku, Bekao, Jelde diye bir oyuncu almışlar. Biz aldık ya şeyi. Osayi, Samuel, Livakovic. Ferdi oynamıyor, çok ilginç. Ben takıma güveniyorum. Deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı oynuyoruz. Her şey olabilir ama bu takım da her şeyi yapabilir. Hadi koçlarım. Tadic'e arkasına kaçırıyor bak. Tadic vücudunu koyar. Fazla Tadic'e girme. Sakin. Yapma, 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 yapma. Çok erken edin. Ulan değse kırmızı kart ya. Değse kırmızı kart, değmedi. Dzeko'da kal. Dzeko'da kal. Dzeko'da kal. Dzeko'da kalın. Tamam. Artık biriniz baskı yapacak mı? Aman. Tamam kale. Tamam kale. Tamam kale. Evet. Hayır. Offside. Evet, büyük bir hizmete dönüşecek bu maç. O yüzden ne yazık ki maç sonuna simület et diyoruz. Oha, 3-2. Evet, 2-0 zaten 15'te yemiştik. Baya atmış, Pablo atmış, Tadic atmış. Ne yazık ki 8 tane şut çekmiş. Fenerbahçe bizi dağıtmış burada. Galatasaray kazanmış, Konya berabere kalmış. Ulan Konya berabere kalmış. Biz de keşke berabere kalabilseydik be. Şimdi Alanya Spor. Tekrar bakalım. 54'üz, Konya 57. 3 puanlık fark var. Konya ile maçımız var mı? Oynamıştık, yenilmiştik değil mi biz Konya'ya? Beşiktaş Sivas. Abi maçlarım çok zorlu ya. Beşiktaş Sivas maçları çok zorlu. Maç günü diyoruz. Santra. Hızlı simület edeceğiz. Bakalım. 3-2 kazandık. Baya Tiaf ve Pablo Felipe. 8 tane şut çekmişiz. Çok iyi çocuklar. Şimdi iç sahada Antalya Spor mücadelemiz var. Şu maç mücadeleye şöyle bir bakalım bir. Gel bakalım. Merkez. Puan durumu. Antalya 58. Konya 57. Ben 57. İşte. İşte. Eğer ben bugün bu maçı kazanırsak. Bu maçı kazanırsak 60 yapacağız. Antalya 58'de kalacak. Biz 60 yapacağız. Konya'nın yaptığı önemli değil. İlk 5'e girmiş oluyoruz. Evet, değerli basın mensupları, hoş geldiniz. Takımımızı biliyorsunuz ki Avrupa'da mücadele edebilecek. Avrupa'da herhangi bir ligi, Avrupa Ligi olur, Şampiyonlar Ligi olur, Konferans Ligi olabilir, bir yere atmak istiyorduk. Yeniden takımla yaptığımız, başkanımızla yaptığımız toplantılar, takım yemekleri, mangallar, mangal partileri, onun haricinde başka partiler. Şimdi söylemeyeyim ne partiler olduğunu. Orada çok şey olmasın. Tabii orada evliler gelemediler, bekarlar geldiler. Orada bayağı da yine gollerini attı. Yani ben bayağı sağ içinde gol zannediyordum. Sağ dışında da bayağı golcüymüş. Bayağı orada... Lan sen çakal. Neyse, şimdi konuşmayalım bunu. Arkadaşlar, takımın moralimizi verdik. Mers takımına ihtiyacı olan başka bir şeymiş. Onu verdim takıma. Dedim ki takılın. Takım gayet iyi. Fenerbahçe maçında evet bir ilk dakikalar dediğimiz ilk gol falan filan var. Ama öyle bir yere getirdik ki. Bu hafta Antalya Spor'la oynayacağız. Hem de kendi sahamızda. Bakayım. Evet, kendi sahamızda oynuyoruz. Şimdi taraftarlarımızdan önce istediğim, tribünleri tıktım tıktım doldurun. Biz Antalya Spor'u yendiğimiz durumda ilk 5'e girmiş oluyoruz. Konya Spor'la aynı puandayız. Eyvallah, tamam, onu hallederiz. İlk 5'teyiz. Kalacak sadece 3 maçımız. 3 maç kalacak çocuklar. Ve biz Ankara gücünü eğer Avrupa'da bir yere getirirsek, Avrupa'da da başarı, Ankara'nın hiç olmadığı isminin duyulması, bu takımın isminin duyulmasını istiyoruz. Haftaya çok büyük bir derbi. Derbi dedim, özür dilerim. Büyük bir maç. O maçta herkes varını yoğunu ortaya koyacak. Ve inşallah kazanan biz olacağız arkadaşlar. Sizlere çok teşekkür ederim. Basın toplantılarında beni yalnız bırakmıyorsunuz. Geliyorsunuz, böyle full dolduruyorsunuz. Umuyorum ki haftaya maçı kazanarak Avrupa'daki şansımızı arttıracağız. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kolay gelsin.